Ev vlog abi, ev vlog abi. Bıkmadınız ev vlogtan ama tamam, bunu da çekelim, evle ilgili içerikleri bitirelim. Şey yapmak isterdim ama hani. Hoş geldiniz. Ama tek olduğum için şizofren gibi görüneceğim, o yüzden hadi. Aşağı yukarı oturdu artık. Böyle 3-5 tane şey kaldı. Onları zaten ilerleyen dönemde ben paylaşırım. Öyle neyi nereden aldım, ne yaptım, neyi taşıdık falan. Böyle bir ekstra vlog bu. Haftada 2 video olsun diyorsunuz. Kasıyorum işte. Ev vlog da inanılmaz bir şekilde. Abi ev vlog çek, abi ev vlog çek. Yani neden böyle bir isteği var insanların bilmiyorum ama okey. Yani takipçi her zaman haklıdır diyeyim. Hadi o zaman başlayalım. Kapıyı kapattığımız gibi burada... Onu kim buraya koydu ya? Botek diye bir akıllı ev teknoloji, ne bu, intercom mu deniyor artık bilmiyorum ama bu siteye gelen insanların güvenlik kapısından itibaren hem binanın kapısı, hem sitenin kapısı, hem de evin kapısı, çünkü zil çaldıkları zaman da burada bir kamera var. Çok verimli değil ama hepsini görmemizi sağlıyor. Hatta biraz tuşlarla oynadım, ben motorlara kadar görebiliyorum. Bir şeyler yaptım ama sonra tekrar bulamadım o ayarları. Bunlar eve geldi, ben vardı. Abi bu benim için hayat kurtarıcı bir şey. Arabanın anahtarı, evin anahtarı. Burada da motorların anahtarı var. İşte Monster'la Amiral'in. Artık böyle anahtar karmaşasından beni burada kurtardı. Ev yine 1+1 bu arada. Şuradaki oyuk ya da şurası evin 2+1 olduğunu düşündürtmüş insanlara ama öyle bir durum yok. Sadece bu salon alanı nereden baksanız 30-35 metrekare. Benim diğer evle alanın boyutu eşit. Yani buralar falan ekstra, ki bu benim gibi tek yaşayan bir insan için hala yetecek bir durum abi. Ben çok okeyim yani. Diğer evde bunalmamın sebebi gerçekten duvarların arası falan da çok dardı. Pandemi döneminde artık böyle şey olmaya başlamıştım. Hani üzerime geliyordu. Burası bana aile hali yeter. Ben abi ne bileyim parayı falan kırarsam bu işlerden belki o zaman taşınırım buradan. Ya da ne bileyim böyle radikal bir karar alırsam hayatımda o zaman taşınırım buradan yani. Burası tam okey. Neyse devam edelim ya, ne anlatıyorum. Şimdi buraya böyle çekmeceler yapmışlar. Burada işte sigorta kutuları var. Ev çok düzenli bu arada. Burası 10 yıllık piste. Bayağı bir düzenli şey yapmışlar. İşte burada doğalgazı vır zıvır, sıkıcı detayları geçiyorum. Burada sıfır kıyafetler var. Bunlar köy okullarına gitmesi için ayrıldı. Şurada da benim Zara Home'dan aldığım işler var. Olmadı istediğim gibi. İade edeceğiz. Portmantomuz var. Ufak ufak yerleştirdim ayakkabıları falan. Yine eksik ayakkabılarım var. Ali Mert'te kaldı birkaç tanesi, alamadım. Ben şöyle bozuk para biriktirme hastalığım var. Buna daha alternatif bir yer bulamadım ama çok seviyorum bozuk para biriktirmeyi. Sonra tümletip birikim hesabıma koyuyorum falan. Böyle huylarım var. Burada da montlar ve premier kask var. İnternet kablosu var. Gene düzenlemeler geleceği için şöyle duruyor. Burada işte motor montlarım, dışarı giydiğim montlar. Bir iki tane sweatshirtim var. Şurada da kasam var. Ha, bu kasa benim için önemli. Ben aldığım tüm elektronik eşyaların faturalarını tutuyorum. İşte noter kağıtları, ıvır zıvır param var ama hani çok önemli para değil. Çok güvenmem. Ev hırsız girer, o olur bu olur diye. Buraya ne koymuşuz? Nisan'ın patiklerini koymuşum. Birkaç tane de işte kutu var burada. GoPro'nun kutusu, iPhone'un ıvır zıvır. Burası hatırlarsınız benim diğer evde arka planımdı yayında. Abi ilginç bir şekilde burada bir oyuk var bakın. Sanki buraya yaptırmışım gibi buraya cuk oldu. Aslında tuvaletten çıkınca böyle bir yeri görmek çok mantıklı değil ama buraya cuk olunca dedim buraya kalsın. Burada işte benim aldığım güzel hediyeler, yurt dışından aldığım birkaç bir şeyler var. Bunu bana eskiden biri almıştı, çok önemli değil. İşte Egemen'in benim arabanın aynısını, işte bir bölü bilmem kaçını aldığı hediye var. Bu bir çakmak. Bunlardan bahsetmiştim. Harley'in kaza yaptığım zamanki göstergesi var. Nisan'la bir fotoğrafımız var. İstanbul Oto'dan hediye, M Matara var. Bunu açacağım, açmadım. Kırılan ödülüm var. Burak abinin ödülü var. Arkada annemle fotoğrafım var. Falan falan. Ne gidiyor? Amiral'e düşündüğüm far var. Kitaplara bir planım var. Bunlar bana özel hediye edilmiş. İşte Utku Can Kantar'la alakalı, yok portre, Putolay'ın hediyesi var, telefon kabı var, anının saat hediyesi var falan. Şu tespihler de mesela iki tane arkadaşımın hediyeleri diye tutuyorum. Yoksa çok tespihle alakalı bir insan değilim. Bir Ron kepi falan var. Nisan'la benim Fizan'dan önceki fotoğrafımız var. Şu tipe bak, bu kimdir Allah aşkına. Mezuniyet kepim var. İnşallah üniversite kepimi de buna ekleyebileceğim artık. Sonra ben varım. Salon bayağı ferah. Burada yatak odasında birazdan göreceğiniz eşyaları Emre Çarşım diye bir yerden aldım. Biraz geç geldi dolap. Özür niyetine bana bir saat hediye etmişler. Teşekkür ederim. Ne yapacağımı bilmediğim için öyle duruyor. Burada geçen yayından aldığımız hediyeler, çocukların hediyelerinin hepsi bugün geldi. Bugün cuma. Bunlar yeni yıla kaldı gibi duruyorlar. Kendi diğer hediyeleriyle beraber organize edeceğim için. Şunu da bizim moderatörlerden Yasin'e aldık. Öyle. Bunu da Bursa'ya kargolayacağım. Diğerleri de birkaç şehre kargolanacak. Burası benim tablom abi. Benim yapılacaklar tablom hep var. Ne yapacağımı hep unutuyorum.
unuttuğum ve devamlı kendime hatırlatma gereksinimi duyduğum için yazıyor. Şu videoda salı ya da çarşamba günü gelecek, pazar günü bunu çekeceğim. Haberiniz olsun. Çok geciktirdim biliyorum, kusuruma bakmayın. Şurada Anıl'ın ürettiği saatler var, bunu hatırlarsınız. Şurada benimki var, onu çakacağım. Diğerlerini babamlara hediye edeceğiz, bir türlü veremedim. Arkada Ducati'den ve Honda Türkiye'den gelen hediyeler var. Hiç çalmadığım gitarım burada. Aslında buraya asimetrik bir kitaplık yapma düşüncemiz var. Düşüncemiz var derken ben keyfim ve kahyası, yani öyle inanılmaz bir ekip değiliz. Buraya işte kitaplar, belki birkaç tane daha ödül. Sonra televizyon yöntem var, eski evden gelen. Tabi buraya biraz cücük kaldı ama şu anda zaten eve taşınmak benim için zaten yeterince masraflı oldu. Depozitosu, kirası, taşınması, eski evin tadilatı, işte buraya yatak odası, şimdi birazdan göreceksiniz orası, beyaz eşyalar falan. Limitine geldi artık. Dedim ki tamam, yani şu bununla zaten yeterince yaşamak için iyi bir yer şu anda. Çok da bokunu çıkartmaya gerek yok yani, inanılmaz. Zamanla olur. Zaten ev dediğin 6 ayda, dükkan dediğin 1 yılda mı oturur? Buraya bizim çocuklar ağlama köşesi diyor da bence hiç ağlama köşesi falan. Ben sabah geldiğim zaman laptoptan var mı gelen giden mail, ıvır zıvır. İşte influencer havaları ya bunlar. Makara bir yana. Son gelen gelişmeler nedir? YouTube videolarına falan bakıyorum. Buradan yolu ve ormana bakmak güzel olduğu için hoşuma gitti. Bilgisayar birkaç gündür burada yani. Geliyorum, açıyorum, bakıyorum, geri kapatıyorum. Sabah kahve içerken de güzel oluyor. Burada da bizim setup var biliyorsunuz. MSI'ın MAG 321 curve var. Yanında Asus'un bir 24 inç 75 Hz'i var. O da sanıyorum 60 Hz olması lazım. Ben çok oyuna vakit ayırmadığım için benim için Hz yetiyor ama şu monitörü değiştirmeyi düşünüyorum. İşte MSI mouse'u var. Logitech'in klavyesi var. Bu setup aynı eski ev vlog'uyla. Hala aynılarını kullanıyorum. Focusrite'ın mikrofonu var. Buradan da işte mikrofonu kendisi geliyor. Orada ses kartı var. X-Drive'ın da koltuğu var biliyorsunuz. Bu zaten yayıncı itemi yani. Bu cam, yayıncı koltuğu. İtem bunların. İşte. Mutfak şirin. Yani küçük bir adam mutfağı var. Ben bu koltuğu böyle koydum. Bana dediler ki buradan yağ sıçrar. Şimdi anlamaya başladım o olayı. Buraya bir çözüm yapacağız ama ne yapacağız bilmiyorum. Ben sabah kalktığımda burada kahvaltı mahvaltı yaparken televizyon izlemeyi seviyorum diye yapmıştım böyle. Belki değiştiririm. Bu koltuğu soranlar oldu. IKEA'nın Freehead and Frighten neyse o isimli bir koltuğu. Bu da bu arada aynı seridenler. Bunu da istersen L koltuk yapabiliyorsun. Bu koltuğu almak isteyecek olan arkadaş olursa IKEA'ya gidip abi şunu kumaşına aşırı dikkat etsin. Sebebi de şu. Ben bu koltuktan iki tane aldım. Bu ofiste kullandığımız koltuktu. Bir de eski evde kullandığım L koltuk vardı. Aynı modeller ama kumaşları farklıydı. Şu daha böyle yumuşak bir. Zaten görürsünüz bak. Daha yumuşak böyle bir deseni var. Diğeri perde store gibiydi abi. O rahatsızdı yani. Aynı koltuk nasıl bu kadar farklı olabiliyor? Hiçbir fikrim yok. Daha şık duruyor diye gidip o koltuktan almayın. Yumuşak olanı alın abi. Diğer koltuktan sonra bu inanılmaz geldi. Aynı koltuk nasıl bu kadar farklı oluyor bilmiyorum. Bu da böyle bir hikaye. %92'si erkek tarafından takip edilen bu kanalda en merak edilmeyecek yer mutfakta. Bunlar 2-3 video önce aldığımız biliyorsunuz ki ekipmanlar. Şu da geldi. Kahve makinem var. Mutfak bildiğiniz gibi. Buraya işte bardakları çanaklara koydum artık. Daha ufak ufak yerleşmesi lazım. Ben çok şeyi kırdım taşırken bu arada. Kahvelerim mavilerim var. Olmazsa olmaz kahveler. Ocak! Ocak! Allah'ım ocak! Niye yükseldiyse bu ocağa. Abi elektrikli ocaktan sonra en çok sevindiğim şey bu ocak oldu. Ya bir şeyler ısınıyor be abi. Diğer evdeki elektrikli... Bir de elektrikli ocağın kötüsüymüş yani. Nasıl evimi kendim gömüyorum hemen çıktığım gibi ama. Gerçekten elektrikli ocağın iyisi olması gerekiyormuş. O ocakta abi makarna 25 dakikada pişer mi? Makarnasın sen ya. Hemen hazırlanman lazım. Şu ocak var ya. Bu ocakta ilk yemek yaptım an dedim ki içime sokasım geldi bu ocağa yani. Öyle yükseldim bu ocağa. Ocağım benim. Öyle de mutlu oldum. İşte yemek yapmayı sevdiğimi fark ettim. Diğer evde çünkü koyuyorsun ısınmıyor. Bekliyorsun. İçeri gidiyorum. Tuvalete giriyorum. Yatakta oyalanıyorum. Telefonla oynuyorum falan. Burada bir atıyorum abi. Joss 10 dakikada eti de makarnası da hazır. Bizim meşhur bar taburesi biliyorsunuz. Bu gittiğimiz yerde ayrılmıyor bizden. Şu masayı da soranlar oldu. Ben bu masayı çağlayan da Sanpre Mobilya olması lazım. Faturasına bakıp ismini yazarım videoya. Öyle bir yerde yaptırdım. Keşke taşınacağımı varsayıp bir 20 santim daha uzun yapsaymışım. Şu ekran değişince bu masa full olacak. Bilmiyorum onu nasıl bir çözüm yapacağız artık. Koridoru dönelim. Döndük. Burası tuvalet. Tuvalet işte. Tuvalet standart. Burada çok kapak var, onu sevdim. Buraya işte tuvalet kağıtları, Harley'in bardağı var. Bunu eskiden diş fırçalı olarak kullanıyordum. Şöyle şey var. Ben biraz düzen hastasıyım. Az çok görenler anlamıştır. Seviyorum düzeni. Ve yatak odası. Esas buraya bir perde yaptırmamız gerekti her şeyden önce. Koyu bir perde. Çünkü gördüğünüz gibi direkt karşımdan burayı böyle 10 daire falan naklen beni görebiliyor. O yüzden önce bir perde yaptırdık. Sonrasında bildiğiniz gibi bu dolabı yaptırdık. Bu dolap bayağı geniş bir dolap bu arada. Gömlekleri falan koydum. Altında pantolonluk var. Tişört koymaya falan. Bir sürü yeri olan eşek gibi bir dolap yani. Bir de frenli mirenli. Ben vuruyorum kırıyorum çünkü genelde. Böyle freni var. Kendi kendine park ediyor. Al
Bunu kaptırdım ya. Burası biraz patlak taraf şu anda. Ducati'nin mono kapağı var. Üst tarafı böyle salladım her şeyi. Montlarım, sweatshirtlerim var. Altı süpürgeyi falan aldım. Daha ufak ufak toplanır diye. Bununla beraber takım olan komodinler var. Hayalim diğer evden sonra iki tarafında komodin olan bir yatak odasıydı. Sonunda bunu da başardım abi. Şu perdeyi de Armut diye bir uygulama var. Bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Bana şu lazım diyorsunuz. Oradan size teklif geliyor. Orada Atacan Bey'e yaptırdım. Onların da yazarım. Bunlar hiçbir sponsor değil. Sadece hoşuma gittiği için anlatıyorum. Bu perde çok hoşuma gitti. Çünkü kapattığımı burası kapkara. Ki öyle bir şey istiyorum. Ne trafik var ya. Bu diğer evdeki ekipmanlar. Kirliler ağzına kadar dolu, kusura bakmayın. Bir türlü yıkama fırsatım olmadı. Şuraya bir fikrim var. Şunun üzerine böyle bir raf yapıp yatağın üzerine. Yatağın tam karşısında şuraya ekran yansıtma gibi bir fikrim var. Böyle gece film izlemek istersen falan. Böyle bir fantezi yarattım kendim ama. Yapmaya da biliriz yani. Halılardan bahsedersek de, abi şu halıları alacak arkadaşları söylüyorum. Böyle minik tozlar bırakıyor, tamam mı, sağa sola. Böyle tüy gibi. Ha şunun gibi tüyler havada uçuşuyor bu tip halılardan. Bunların hepsinde iki adam almıştım zamanında. IKEA'dan böyle halılar almayı düşünecek arkadaşlar varsa, bu halılar çok fazla toz bırakıyor. Tüy bırakıyor. Ondan sonra arkadaşlarınız, misafirleriniz size diyor ki yok işte hiç mi süpürmüyorsun dedi. Ben bunu 2 saat önce süpürdüm. Bu videoyu çekeceğim. Milleti rezil olmayın. 2 saat sonra gene o toz var, tüy var işte. Böyle bir huyu var. Henüz hiçbir gelişme yapmadım balkonum. Bunları falan dağıtmadık. Çünkü hava bugün... Oha ne kadar sıcak hava. Karşınız komple orman. Orası askeri olduğu için oraya böyle inşaat falan yapmaları zor ama şuraya bir yol inşaat yapıyorlar. Sanırım bizim sitenin yakınlarına bir yere bağlanacak temden çıkışı. Belki bir tane çınları falan attıktan sonra buraya bir sandalye, bir ufak masa konulabilir. Ya da iki sandalye koyarsın, dip dibe oturursun yani. Daha da başka bir etkinlik yapılmaz balkonda. Şuraya da 2-3 önceki bahsettiğimiz camı söküp İşte buraya koyduk. Burada dolap kapağını da bir tane söküp buraya koyduk. Bunları belki başka bir yere taşırız. Ben de adam akıllı. Perde 2 gün önce takıldı. O günden beri yatak odasında uyuyorum. Ama bayağı mutluyum ya. Ev çok ferah. Bana çok iyi geldi. Böyle şeye inanırım. Enerjiye inanan bir tipimdir. Bazı yerlerin enerjisi size iyi gelir. Bazı yerlerin kötü olabilir falan. Buna inandığım için bana iyi geldi bu ev. Sokağa çıkma yasağı geçirdim. Nasıl geçtiğini bile anlamadım. Kısa geldi bana hatta. Bir gün daha devam etsem falan dedim. Yani şey bayağı böyle bum diye geçti. Mesela buranın ilk videosunu çektiğimde, tutmaya geldiğimiz videoda ne konuştum ben ya? Yayın beni çok geliştirdi. Bana şey demişlerdi, burası çok ses geçirir. Otoban sesinden duramazsın falan. Şu an konuşuyorum, düşünün. Bu yalıtım çok iyiymiş. Bak şimdi. Bu camı açacağım ve sesin ne kadar farklı olduğuna bakın. Ki bugün sakin. Sesi bayağı kesiyor bu camlar bak. Ben iyi ki taşındım dedim yani. Teşekkür ederim. Sizin sayenizde de, sizin de desteğiniz oldu yani buraya taşınırken. Öyle çok sosyal medya işlerime güvenmedim buraya taşınırken işte. Onunla onu öderim, bununla bunu öderim diye ama yine de bir kafamdaki bir rahatlık da o oldu. Bu işlerin iyiye gitmesi. Öyle bir ekstra serisinde de bir video yapayım dedim. Şu ev vlogunu da aradan çıkartalım dedim. Şöyle çekmeceleri falan göstermedim abi. O kadınların ilgisini çeken şeyler. Benim çekmeceleri açsam çorap çıkar, kablo çıkar, çarşaf çıkar. Yani öyle benim çekmeceleri açan inanılmaz şeyler yok. Şu çekmeceleri açsam tavla çıkacak, tablolar çıkacak. Hayırlı uğurlu oldu. Artık ev davasını da kapatalım. Ev vlogunu da yaptık. Yeni içeriklere odaklanalım. Öpüyorum sizi. Beğenmeyi unutmayın. Yorum atın bol bol etkileşim için. Biliyorsunuz zaten. Abone olmayı unutmayın. Abone değilseniz. 5 yıllık izleyeceğim, abone değilmişim. Öyle girip girip izliyorum diyor bana. Aşırı tribe giriyor. Hoşça kalın. Salı günü, çarşamba günü görüşürüz diyorum. Ne anlatıyorum ya? Hadi görüşürüz.